Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'nde dolaşım sistemini anlatacağız. Evladım, İBB trafik değil mi hocam? Hayır evladım, dolaşım sistemi ne demek? Aslında kan, kalp, bunların hepsi dolaşım sistemi. Damarlar, dolaşım sistemi dediğimiz zımbırtı. Dolaşım, vücudumuzda bir sürü dolaşım oluyor. Ne dolaşıyor? Kan dolaşıyor değil mi? Her yere giriyor kan. Bak, vücudumuzdaki kan damarlarını dünyanın etrafında iki tur döndürebilirsin, biliyor musun Tonguç? Şaka yapıyorsunuz. Şaka yapayım. O kadar uzun bir kan damarı şeyimiz var aslında vücudumuzun. O zaman dünyayı gezelim hocam kan damarlarımızı uzatıp. Evet ama evladım. O zaman ölürüz gerçekten. Ya vücudumuzdaki kan damarları bu kadar uzunken demek şunu anlıyoruz. Hücrelere besin ve oksijen taşınması çok önemliymiş. Dolaşım sisteminin iki tane önemli görevi var Tonguç. Hücrelere besin ve oksijen taşıyorsun. Yani yararlı maddeleri taşıyorsun. Ne sayesinde? Kan sayesinde. Ve hücrelerde oluşan zararlı maddeleri, yani karbondioksit ve atık maddelerin de uzaklaştırılmasını dolaşım sistemi sayesinde yapıyoruz. O zaman kan demek ki çok önemli bir göreve sahip. Hiç kan verdin mi evladım? Evladım vermelisin. Çünkü bak mesela bazı hastanelerde, bazı şeylerde tüm organlarımı bağışladım hocam. Acil durumlarda ne yaparlar? İnsanların kana ihtiyacı olur. Mesela diyelim ki trafik kazası geçirmiş bir insana kan verdiğin zaman ne olur evladım? Onun belki hayatını kurtaracaksın. Çünkü kan kaybından ölmek diye bir tabir var. Duymuşsundur mutlaka. O da şu: kan o kadar önemli ki eğer vücudumuzda belli bir seviyenin altına düşerse mortanze oluyoruz. Vücudumuzda 4 litre falan yakın kan var. Eğer daha az düşerse, mesela 1 litre falan düşerse ölebiliriz, Allah korusun. O yüzden kanımıza iyi bakmamız tüm gerekiyor. Tüm organlarımı bağışladım hocam. Dolaşım sistemi deyince aklımıza 3 kısım gelecek. En önemli zaten kalp. Senin kalbin var mı evladım? Kalbin taştan mı senin? Hocam ben biraz çapkınım, evet kabul ediyorum. Evladım ne biçim adamsın? Kalpsiz misin? Evladım kalpsiz insan bana yok. Bana ayran gönüllü diyorlar hocam. Ama hep yalnız geziyorum, o da ayrı bir mesele. Çok enteresan bir şey var. Kalpsiz insan yok Tonguç. Kalbi olmadan kan dolaşım sistemi tamamlanamıyor. Çünkü kalp bizim için bir pompa. Yani bu pompa makinesi durursa ne olur? İflas eder. Ve hiç düşünsene, 80 sene boyunca hiç durmadan çalışan hiçbir alet biliyor musun Tonguç? Böyle bir şey var mı dünyada? 80 sene boyunca hiç durmamış, çalışmış. Vay be. Ne vay be sen. Hani kalp, işte onu demek istiyorum. Yani her insanda aslında bu makine var, değil mi? Peki çok zor bir soru soracağım. Sor canım. Gerçekten bunu gerçekten açıyorum. Burada samimiyetle soruyorum. Kalbimizi Tonguç biz... Akademi. Teşekkür ederim hocam. Evet. Aynısından bende de var. Buyurun. Teşekkürler. Sağ olun. Yalnız sizin bardak daha güzelmiş. Hocam insan kalbini aklıyla mı çalıştırıyor yoksa kalp otomatik mi çalışıyor? Kalp otomatik çalışıyor. Kalbin düşünme mekanizması ayrı. Yani. Bizim elimizde değil. Neyse ki istemsiz. Eğer istemli olsaydı ne oldu? Batardık abi. Kalbimi durdurmak istiyorum. Kalbi çalışacaktım. Unuttuk. Mortanze olsun. Mortanzeyi nasıl bilirdiniz? Kan dediğimiz şey de ikinci en önemli kısmı. Kan dediğimiz zımbırtı, hani akan sıvı, zaten herkes biliyor. Bu dolaşım sisteminin besinleri, oksijeni, karbondioksit, atık maddeleri taşıyan arabaları, kamyonetleri gibi düşün. Burası genel merkez. Buradan herkes yollanılıyor. Burası da taşıyan taşıtlar. Kargo. Damarlarsa yollarımız. O zaman şöyle ezberleyelim. Buna ne diyelim? Merkez. Evet, bu merkez üssü. Merkez üssü her şeyi yönettiği için buna bir şey olursa mortanze olur. Merkez depo. Ondan sonra burası ne evladım? Tırlar. Tırlar. Tırlar buradan gönderiliyor. Damarlarsa bizim için yollar, değil mi? Bu yolların içinde taşınıyor damarlar. Damarlar 3 çeşit. Atar, toplar ve kılcal damar olarak. Bana atar damar diyorlar hocam. Ya saçmalama ya. Atarlanma evladım burada. Şimdi kalp 4 odacıktan oluşuyor Tonguç. Salon. Bu oturma odası. 4 oda bir salon. 4 oda bir salon ve 2 tane banyomuz var mevcut. 350 bin lira. Ebeveyn banyosu var mı? panjurlarımız var. 4 odacıkta dediğimiz zımbırtı da şu. Ebeveyn banyosu ne demek hocam? Çok enteresan. Biz kalbe baktığımız zaman aslında şöyle düşünmek gerekiyor. Hani bu insan ya, ne kadar güzel çiziyormuşum, güzel ben de gerçekten ya. İnanılmaz. Bu Lego insan hocam ya. O Lego. Evet. Bu insanın kalbi nerededir kardeşim? Buradır değil mi? Ortada mı, biraz solda mı hocam? Şimdi insanın, bak biz bakınca burası sağ gibi gözüküyor değil mi? Evet. Ama burası insanın solu değil mi kardeşim? Doğru. Ben bakınca burası sol gibi gözüküyor ama burası bu insanın, hani bize doğru bakan insanın sağ değil mi burada? Evet. Dolayısıyla ben sağ taraftakilere sol diyeceğim, sol taraftakilere sağ diyeceğim. Böyle ters bir şey var. Mesela bak şuna ben sağ, bak pardon sol diyeceğim, ne sağ Allah'ım ya. Sol, bak üst tarafta olunca ve küçük olunca kulakçık diyeceğim Tonguç.
birinci odamız. Bu altındaki geniş olan, büyük olan kısmı ise sol karıncık diyeceğim Tomuç. O zaman kalpte ne varmış? Kulakçık ve karıncıklar. Kulakçıklar yukarıda olan, sanki insanın kulağı gibi olan sağ üst taraflarda. Bak insan gibi düşün. Burası da kulakları. Sağ üst ve sol üstünde var kulakçıklar. Aynı şekilde bu taraftaki de o zaman sağ oluyor ama solda olmasına rağmen. Buna da sağ kulakçık diyoruz Tonguç'cum. Buna da sağ karıncık diyoruz. Tamam mı evladım? Tamamdır hocam. Dolayısıyla ben dört odacıktan oluşan bir kalp çizdim. Ve bunların arasında böyle bir duvar var. Kalbin ortasından, ortadan ikiye bölen bir duvar var. Yani sağ ve solu ayırıyor. Berlin duvarı. Ve bundan bu kalbe giden çıkan bir sürü damar var. Dikkat ettin mi? Bu damarlar bizim mesela işte bu şey mavi damarlara toplar damar diyoruz. Bunlar toplar damar. Kırmızı damarlara ise biz atar damar diyoruz Doğuş. Atar damarlar ve toplama. Atar damarlar kalbe kalpten çıkan damarlar. Toplar damar ise kalbe giren damarlar. O zaman toplar damar deyince kalbe giren aklımıza gelecek. Kalbe kan taşıyan. Atar damar ise kalpten çıkan damarlar diyeceğiz. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Dört odacıktan oluştu. Peki karıncıktaki kaslar kulakçıktaki kaslardan daha kalın diyoruz. Neden daha kalın biliyor musun? Karıncıklar bütün vücuda pompalamayı yapan. Bütün vücuda bak aynı balon gibi kan gönderen zımbırtılar. O zaman şu pompa, asıl pompa karıncıklar. Ama kulakçıklarsa o vücuttan gelen kanı toplayan şeyler. Yani kulakçıklarda, bak bu çok önemli. Kulakçıklar nelere bağlı evladım biliyor musun? Kafamıza bağlı. Toplar damarlara bağlı. Ama karıncıklarsa atar damarlara bağlı. Karıncık da küfür gibi. Karıncık mısın oğlum sen falan desek ayıp olur değil mi? Hayır efendim, karıncık daha kalın unutma. Evet. Kulakçıklar daha küçük. Daha... Peki kulakçıklarda kalıncık arasında tek yönlü kapakçıklar bulunuyor. Hocam bak, çok kapakçık, dolayısıyla, karıncık falan garip çıktı yani. Bir de kapakçıklar. Cık 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 böyle bir saçma sapan sen bir şey. Sen bu oyundan da çık. Aynen öyle bir ben şey yapmışlar. Ben çıkıyorum hocam, görüşürüz. Ama bak burada şunu bilmemiz gerekiyor. Kulakçıklarla karıncık arasında tek yönlü kapakçıklar bulunması şu demek aslında. Bu kapakçıklarda bazıları ikili kapakçık, bazıları üçlü kapakçık olarak adlandırılıyor. Demek ki bak şöyle düşünüyoruz. Kulakçıktan sadece karıncığa geçebilir kan. Asla ve asla bu yönlü bir taşıma yok evladım. Karıncıktan kulakçığa geçme diye bir şey yok. O yüzden tek yönlü. Yani buradan buraya geçebilir. Anlaştık mı evladım? Anlaştık. Kulakçıktan karıncığa geçebilir kan ama karıncıktan kulakçığa geçemez. Karıncıktan tüm vücuda dağılır Tonguç. Vücuda, bazen de akciğere dağılır. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Peki kulakçıkların kasılması ve karıncıkların kasılmasına bakarsak eğer, kulakçıklar kasıldığı zaman Tonguç içindeki kanı karıncıklara aktarıyor. Yani kulakçıklar kasındığı zaman kan karıncığa geçer diyoruz. Karıncıklar kasıldığı zaman kan vücuda pompalanır veya akciğere pompalanır diyebiliyoruz. İki türlü var çünkü. Bir akciğere pompalanıyor, bir de vücuda pompalanıyor. Bir akciğer atar damarı var, bir de vücut atar damarı var. Yani aort var. Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç evladım. Akciğere giden zımbırtıya akciğer atar damarı diyoruz. Sağ karıncık kanı akciğere gönderiyor. Tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. Ama sol karıncıksa kanı vücuda gönderiyor Tonguç. Yani sol karıncık bizi asıl besleyen zımbırtı. Sağ karıncıksa akciğerde kanın temizlenmesi için akciğere damar gönderen, kan gönderen zımbırtı diyebilirsin. Peki sağ kulakçığa bakalım. Sağ kulakçık Tonguç'cum. Kulakçık. Nereden kanı alıyor? Vücuttan kanı alıyor Tonguç'cum.
pis kanı alıyor. Pis. Sol kulakçık da akciğerden kanı tekrar geri alıyor. Yani akciğere gitmişti, vücuda gitmişti ya. Evet, bunlar hocam. Da geri alıyor. Ama bak şurada sağ karıncıktan akciğere giden kan pis kan. Sol karıncıktan vücuda giden kan temiz kan. Vücuda temiz kan göndeririz değil mi? Temiz. Akciğere ise pis kan göndeririz çünkü akciğer bir filtre, temizleme mekanizması. Çamaşır makinesi. Vücuttan sağ kulakçığa gelen kan artık pis kan. Bunu unutma. Vücutta kirlendi. Vücuttan bize geliyorsa, içe kalbe giriyorsa pistir bir kere. Vücuda temiz kan gidiyor ama vücuttan gelen kan pis kan oluyor. Akciğerden sol kulakçığa gelen kansa temiz kan. Çünkü akciğerden geldikten sonra ne olur? Artık temizlenmiş olur. Evet. Çünkü akciğer bir filtredir diyebilirsin kendi kendine. Egzersiz yaparken hücrelerimize oksijen lazım ve besin lazım. Çünkü kasların çalışıyor değil mi, efsane? Ve bunun için de kalbimiz normalde attığından 7-8 kat daha hızlı atabilir Tonguç. Mesela insan kalbi normalde işte 50 ile 60 atar bir dakika arasında. Bazı insanlarda 40'tır. Mesela Michael Schumacher diye bir tane Formula 1 şeyi vardı. 40 hocam. Tane atıyormuş abi. İnanılmaz. Ve spor misin? Yaparken yani inanılmaz bir şey. O yüzden zaten çok soğukkanlı bir insan olduğu için dünya şampiyonu oldu kaç defa. Ama normal insanlarda, bu anormal bir insan. Normal insanlarda spor yaparken 180, 200 bunlar atabiliyor Tonguç. Özellikle nabzı, gençlerde. Nabzı düşük olanlar daha mı soğukkanlı? Dakikada bu kadar atabiliyor. Nabzı düşük olanlar daha soğukkanlı oluyor. Aynen. Pilotlar falan o zaman hep öyle değil mi hocam? Ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder. Evet, pilotların öyle olması gerekiyor kesinlikle. Tonguç Ay'ın konuda videolarımız düzenli bir şekilde devam ediyor. Bir önceki ve bir sonraki videomuz. Bu videoyu like etmeyi unutmayın lazım.